Komşu var burada bir tane. Tamam mı? Abi arabasını yenilemiş. Koronavirüs zamanı dedim, bu arabasını nasıl yeniledi bu? Nereden getirdi bu parayı? Yani şimdi böyle hani gıybet olmasın. Vallahi bak şimdi gıybet olmasın. Biz burada dost muhabbeti yapıyoruz. Yoksa ben öyle hani insanların hakkında konuşuyor, dedikodu yapıyor, gıybet edecek birisi değilim. Ki bir Ramazan ayı, bismillah. Ramazan ayı. Ama işte insan imreniyor. Böyle bakıyorsun diyorsun, acaba diyorsun ne iş yapıyor? Yani, arabası da öyle baktın. Yani şey değil yani, öyle ucuz bir araba da değil. Şimdi gıybete giriyor ya, gıybet. Ya konuşturmayın beni ya, gıybet etmeyin şimdi vallahi. Böyle. Hanımı da bir geziyor böyle yerinde durduğu yok. Her gün poşetlerle böyle alışveriş yapmış eve geliyor mesela. Gıybete giriyor ama işte Allah affetsin. Allah. Ramazan ayı, borcumu da tutayım zaten. Allah affetsin. Hani böyle dedikoduymuş gıybet. Öyle kesinlikle ben hayır dikkat ederim yani o konuda çok. Hayatta yap. Erkekler dedikodu yapar mı? Yapar mı sizde erkekler dedikodu? Kahveye gidin görün. Esas dedikoduyu erkekler yapar. Yemin ediyorum. Kadınların yaptığı dedikodu nedir ki? Ya ben hiç yapmadım da. Kesinlikle yapmam ya. Erkek adam dedikodu mu yapar? Ya Mahmut abi sen bizim Salih'i gördün mü? Geçen son model bir Mercedes almış. Kardeşim bu neden getirdi bu kadar para? Hayır daha 2 sene önce bizim markette çalışıyordu abi ya. 2 sene önce ya. 2 sene önce çay getiriyordu bana. Hayret ediyor. Berberde evet dedikodu erkekler arasında. Olmuyor desem yalan. Oluyor. Oluyor ama benimki tamamen berbere gittiğim zaman yani böyle kendim emniyette sorguda gibi geçiyor benim. Çünkü böyle orada hani bir önlük takıyorlar böyle değil mi? Önlüklüsün böyle bekliyorsun böyle. Abi berberde de jilet var elinde. Sen böyle boynunu bükmüş beklerken berber orada sorular soruyor mesela. Hem tıraş ediyor seni hem de sorular soruyor. Sen de her soruya doğru cevap vermek zorundasın ama. Her soruya. Şimdi ben tabii berbere gittiğimde benim berberim ne soruyorsa ben cevaplamaya çalışıyorum. Ne soruyorsa cevaplamaya çalışıyorum. Hatta yani işlemediğim suçları bile kabul ediyorum orada. Adamın elinde jilet var abi. Aslında güzel konu dedikodu. 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 Neyse. Niye öyle demiş misin? Güzel ama. Kız sen gördün mü? Salih ablanın kızını. He duydum o eşinden ayrılan. Yok o diğeri o küçük o. Sen dedi büyüğü. He ne olmuş? O eşinden ayrılan. Kız yeni evlenmişti o. Ayrılmayı bırak. Yeni birini bulmuş. Kız nikah masasına oturuyorlarmış. Deme. 15 günde. Gelin arabalar. Neler ya. Neler. Komşunun oğlu Ahmet var ya dükkan açmıştı. Ne olmuş? Kapatmış. Görüntülü olmayınca insan daha rahat oluyor. Vallahi. Mesela uykudan uyanıyorsun böyle geliyorsun saçın başın darmadağın tamam ama kimse seni görmüyor nasıl olsa rahat rahat yayın yapıyorsun ama şimdi öyle mi? Makyaj olmadan. Fondöten değil mi? Parlama yapmaması lazım. Tabii jöleler saçını jölelemen lazım abi izliyorlar şimdi. Eskiden çok rahattı yemin ediyorum ya. Böyle yemek söylüyordum mesela burada 1,5 adama. Böyle yemekten konuşunca ben bir de duygulanıyorum biliyor musun? Çok güzel günlerdi. Yanında ayran. Bazen böyle bir şey anlatıyordum mesela. Bir hikaye anlatıyordum tamam mı? Arada yiyordum, arada yudumluyordum böyle. Dürümler yiyordum falan. Şimdi nerede? Canlı yayındasın, kamera açık olmaz öyle şey. Hayriye Turgut Ayla Deniz gelmiş. Nerelerdesin be kara oğlan demiş. Özlettin kendini. Hayırlı akşamlar. Ve her gün buradayım abla. Her gün buradayım abla. Ya bana her gün 8-10 nöbet yazıyorlar. Ben hep buradayım abla yani. Kar, kış, yağmur, çamur, Ağustos, Temmuz hep buradayım. Hayır bir de benim sormam lazım. Nerelerdesin? Nerelerdesin sen? Hayriye Turgut Ayla Deniz abla. Nerelerdesin? Yan başkasına mı yazdın abla bana? Ben dün de buradaydım abla.
Yarın da kesin büyük ölçüde burada olurum galiba. Bir değişiklik olsun diye 8'de yayına girelim. Hüseyin Kokuz Başkanım demiş ki, İlker'im demiş, Kara Hasan'dan Lemon... Birdenbire. Abi şimdi bazen bazı şeyleri görüyorsun, mesela İngilizce okuyorsun, artık Türkçe yazıyorlar onu da. Bu sefer Kürtçe yazmışlar, ben Kürtçe İngilizce. Lemon, lemon. Tamam. Kara Hasan Lemon, lemon dedi. Hüseyin Kokuz Başkanım, İngiltere Panzer Başkanlarımızdan, eş başkanlarımızdan demiş ki, İlker'im iyi misin demiş, ambulans göndereyim mi demiş. İyiyim, iyiyim abi. 10 numarayım var. Abi siz evlere yardım yapıyor musunuz? Adresi veriyorum. İyiyim ya. İyiyim, iyiyimdir herhalde. İnşallah. İyiyim yani. İyiyim abi. Sen nasılsın? Genelde dinleyenlerde bu oluyor. Ben yıllardır söylüyorum. Böyle bir hafta boyunca sesimi duyuyorsunuz. İlk bir hafta. Sonra böyle mesela uyumaya çalışıyorsunuz. Uyuyamama sorunları yaşıyorsunuz. İşte sağa dönüyorsunuz, beni görüyorsunuz. Sola dönüyorsunuz, sesimi duyuyorsunuz. Ya endişe etmeyin. Hemen böyle işte acil servisi, ambulansı falan aramayın. Bunlar gayet normal. Herhangi bir yan etkisi yok. Bunları herkes yaşadı. Herkes. Yani şu an bizleri dinleyen birçok takipçimiz yaşadı. Çok azı atlatabildi. Yani atlatabilenler zaten burada değiller. Ama şöyle bir şey var. Gerçekten onurla, gururla, şaka bir yana. Şaka bir yana. İlker'le Hayat Güzeldir'i bir kere izleyen, bir daha izleyen. İnsan dizilerin günlerini de karıştırıyor. Bugün hangisi vardı? Kız bugün Ramo'ydu değil mi? Ay yok yok, kırmızı o da bugün. Arıza hangi gün? Acaba ne olacak? Acaba ölecek mi? Tam da bir öyle bir yerde silaha dayadılar kafasına, orada bitti. Ölmesin kız. O çok iyi. Ben onu çok seviyorum. O ölürse ben o diziyi izlerim. O kızı niye öldürdüler dizide? Ha? Kesin parada anlaşamadılar. Oğlum. Ahmet. Karşı komşunun oğlu Kenan anasını tatile Antalya'ya yollamış. Sen ben nereye yollisin? O anasını tatile Antalya'ya yolluysa ben de seni tatile Bodrum'a yollayayım anne. Annesi demiş ki, o kadar üst katlar varken bula bula beni Bodrum'a tatile yollisin. Ahmet, deprem ola. Altında galasın. Akutçular geldiğinde, orada kimse var mı dediklerinde, ben buradayım deme, nefesin yetmiyor Ahmet. İlker demiş, çok seviliyorsun yeminle demiş, beni sevmeyen ölsün ya. Ya beni sevmeyen sürüm sürüm sürünsün. Mustafa abi, Mustafa Sadi Karakaş. Beni sevmeyeni Allah'ım ya, beni al, beni sevmeyeni Allah alsın, tamam mı? Böyle uzay boşluğuna bıraksın. Ne oldu, ne oldu, bana ne oldu desin. Bir şey yok, bir şey yok. Uzay boşluğunda yörüngeye oturdum. Yörüngeye oturdum. Dön dolaş dur. Dön dolaş yine bana gel. Yani yine sen bilirsin. Ben böyle seni hani dolduruşa getirmiş olmak istemiyorum ama şahsen ben olsam bütün ilişkimi keserim. Yani randevulaşıyoruz. Bak hemen hemen her gün buradasınız. Ben görüyorum sizi, el ele yayını izliyorsunuz. Ama bak gördün mü sen kara kız ablamın yaptığını. Ben şahsen yani... Ya üzülme diye bir şey de demek istemiyorum ama vallahi kaldırılacak gibi değil. Hayır sen gel burada bekle, o gitsin Ramo'yu izlesin. Ben senin yerinde olsam var ya, ben senin yerinde olsam kara kız ablama inat, kara kız ablama inat, Ramo'nun tekrarını bile izler. Mehmet Çelik demiş ki, bu gülme efektinden çok araba kazası sesine benziyor demiş. Şimdi psikolojide bir şey var Mehmet. Mesela kimine bir resim gösteriyor. Psikoloğa gidiyorsun, tamam mı? Psikoloğa gittiğinde sana bu resmi gösteriyor mesela. Kimi diyor ki ben canavar görüyorum diyor. Tamam mı? Kimi diyor ki mesela ben orada pembe bir otomobil görüyorum diyor. Mesela kimi diyor ki ben çiçekler görüyorum. Şimdi senin de bu sesi, araba sesi duyman normal. Şimdi Mehmet sana kim itiraz edebilir? Bu araba gülme sesi. Araba güldüğü için sana öyle geliyor. Şimdi bu insan sesi değil ki. Araba sesi. Araba sesini bize gülme sesi diye yuttular. Evet.
Araba sesi değil mi? Sen endişelenme. Galiba menajerinizi uyarırız. Bu menajerler de Türk polisi gibi abi ya. Filmlerdeki Türk polisi gibi. Yemin ediyorum. Sonra geliyorlar. Bazı sanatçılar var, dostlarımız var. Görüşüyoruz. Ya diyorum ki ben nezaketen bazen menajerleri arıyoruz. Aslında sanatçılarla da diyalogumuz var da. Hani iş prensibi var ya. Ya diyorum ki abi diyorum işte şey söylemediler mi görüştük falan. Hani 3 aydır 4 aydır yayınlara bekliyorum abi dedim. Sonrasında seni aramak istedim. Adam diyor ki haberim yok. Ya menajerler menajerlik görevlerini yapsınlar kardeşim, yapmıyorlar ya. Menajerleri arıyorum sanatçıya ulaşmak için. Sonra bir de sanatçının kendisini arıyorum menajere ulaşmak için. Bizi yönetimlere seçin. Mesela ben muhtar olabilirim yani. Tottenham'ın muhtarı, Tottenham köy muhtarı olabilirim yani. Tottenham köy muhtarı. Sonra belki belediye başkanı. artık yıllar sonra siz de beni desteklersiniz herhalde. Ailenizin ileri gelenlerinden. Ya Rabbim ya, ne cümleler kuruyorum yemin ediyorum ya. Kendimle gurur duyuyorum ya. İki kelimeyi bir araya getiremeyip de Londra'dan yayın yapan kim var, kim var? Kıymetimi bilin, yemin ediyorum kıymetimi bilin. Türkçemi ilerletmeye çalışıyorum ya.